çıkışta da bahsettim aslında. AK Parti'nin bu seçimlerde, yerel seçimlerde bir gayri resmi seçim politikası var. Daha önce işte Ordu'da en son söyledi. Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok diye. Öncesinde Hatay'daki açıklamalarını biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şimdi buna İmamoğlu'ndan yanıt geldi. Onu aktaracağız ama tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ifadeleri kullanınca bu bir nevi seçim propagandasına dönüşmüş durumda. AK Parti'den başka isimlerden de benzer açıklamalar geliyor. Son olarak Faruk Çelik de oy yoksa hizmet yok söylemini devam ettirdi. Böyle darla duman olmuş bir muhalefet anlayışına ne olur belediyeleri teslim etmeyin ki hizmetten mahrum olmayasınız bakın. Seçmeni uyardı, oy için tehdit etti. Hizmet almak istiyorsak particiliğinizi kenara koyun, Kemal Paşa'yı düşünün. Sizin hizmetkarlarınız karşınızda bakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da başladı tehditvari sözlerini. Yerel ve merkezi yönetim üzerinden depremzedeyi sıkıştırdı. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Erdoğan'ın hizmet tehdidi Ordu'da da devam etti. Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi, kusura bakmayın, açık konuşuyorum. Doğalgazı nasıl getirecek? Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok. Erdoğan'ın politikasını partililer sürdürdü. Önce Konya Akşehir'in AKP'li belediye başkan adayı Yusuf Kahraman, Karabulut Mahallesi'nde konuştu. Herkes vaat beklerken Kahraman, AKP'ye oy verenlere ayrımcılık yapacağını söyledi. Biliyoruz ki siyaset herkese hizmet edecek. Ama kendine destek verenlere, iktidar yapanlara daha fazla hizmet edecek. Bu bizim şiarımız. Kim ne derse desin. Son olarak AKP'nin Artvin milletvekili Faruk Çelik sahneye çıktı. Söyledikleri pek de farklı değildi. Dili aynıydı. Tehdit. Böyle darla duman olmuş bir muhalefet anlayışına ne olur belediyeleri teslim etmeyin ki hizmetten mahrum olmayasınız bakın.